Erhan Yıldırım. Buyurun benim. Mali şube. Bizimle emniyete kadar geleceksiniz. Anlayamadım. Niye? Hakkınızda nitelikli dolandırıcılık suçundan ihbar var. O ne demek? Kardeşim, kimi dolandırmışım ben ya? Şubeye gelince öğrenirsiniz. Buyurun. Tamam, üstümü değiştireyim bari. Öyle geleyim hemen. Tamam. İfadeni imzalayınız. Tamam, şimdi ne yapıyoruz? Ne olacak? Hakkındaki şikayet geri çekilmezse nöbetçi mahkemeye sevk edileceksin. Sizi başımıza iş aldık ya. Erhan Bey. Oo, Sibel Hanım. Temizlik çamaşırı falan da getirseydiniz keşke. Sonuçta malum birkaç ay yatarım var gibi duruyor sayenizde. Ben size söylemiştim. Elimde sözleşmeniz var. Sözleşme falan yok artık. Bitti gitti de o işler. Sözleşme, bu sözleşme benim hayatım. O zaman size bir tavsiye. Kendinize çok iyi bir avukat tutun. Çünkü dediğin gibi en az bir 6 ay yatarınız var. Allah Allah, ben ne yapacağım şimdi ya? Birkaç gün nezarette kalsın. Belki aklı başına gelir. Ya da vazgeçtim. Nöbetçi mahkemeye çıksın. Hakim kaç ay derse o kadarında yatsın. Sonuçta ben tüm iyi niyetimle anlaşmaya varmaya çalıştım ama yanaşmadı. Sibel Hanım, ben sözleşmemize harfiyen uyacağım, tamam? Erhan Bey, niye bağırıyorsunuz? Biraz kibar olun. Sibel Hanım, ben sözleşmemize harfiyen uyacağımı bildiririm size, tamam? Aklı başına geldi sanırım. O zaman ben de şikayetimi geri çekeyim. Ne yapayım? Yazık. Hadi geçmiş olsun. Ben ne yapayım ben? Erhan Bey, acele eder misiniz? Uyuşukluk en sevmediğim şeydir. Çok işimiz var. Allah. Geliyorum Sibel Hanım, tamam. Emriniz olur. Yalnız Sibel Hanım, şunu unutmayın. Keser döner, sap döner. Gün gelir hesap döner. Aa, güzel lafmış. Kullanırım ben bunu. Yazık, masama bıraksana. Hangi masanıza? Artık sizin bir masanız yok, bir ofisiniz yok. Babanız sizi kovdu. Unuttunuz mu? ...260 beye girdi değil mi bu araba? Ne oldu? Sustunuz. Arabalardan anlıyordunuz siz. Bir de asiydi değil mi? Dilinden anlayınca avucunun içine bırakıyordu kendini. Değil mi? Bir de müziği çok severdiniz siz değil mi? Hemen açayım. Bu yollar kalabalıkta dönür. Kalabalık insanlar. Şimdi nelere maruz kaldığımı anladınız mı? Yeter.
Yeter, yavaşlayın yeter. Sibel Hanım, yavaşlar mısınız lütfen? Hayatımızı kaybedeceğiz ikimiz de. Sibel Hanım, lütfen yavaşlar mısınız? Bu trafikte olacak iş değil bu. Sibel Hanım, bu makaslara hiç gerek yok gerçekten. Sibel Hanım, yavaşlayın artık. Allah aşkına Sibel Hanım, yavaşlayın artık. Ne olur ya? Sibel Hanım, Allah aşkına bir durun şurada artık. Yeter. Dur, ne yapıyorsun sen ya? Öldüreceksin bizi ha. Of. Sen ne kadar korkak, kendini acımayı seven bir adammışsın ya. Ha? Sen Elif'i sevmiyorsun. Sen ona aşık değilsin. Sadece vicdan azabı çekiyorsun. Nereden biliyorsun ki? Sen nereden bilebilirsin ki? Sen hiç hayatında aşık oldun mu? Sen hayatında kaç kere aşık oldun? Sibel söyle. Söylesene, konuşsana. Sabahtan beri konuşuyorsun. Cevap versene buna. Sen hayatında kaç kere aşık oldun? Konu ben değilim. Ben Elif'e aşığım. Elif'e deliler gibi aşığım. Bunu bil, nokta. Bu kadar, bitti. İyi, böyle kandırmaya devam et kendini. Devam et, bravo. Sen aşık olsaydın o dağ evinde 3 gün geçirmezdin benimle. Ya da İstanbul'a döndüğümüzde o kadar şeyler yaşamazdık birlikte. Sen bunu bilerek yaptın. Sen bunu bile bile yaptın. Elif'i kaybedeceğini bile bile yaptın. Ama biliyor musun, üzülüyorum sana. Çünkü bu vicdan azabını boşuna çekiyorsun sen. Boşu boşuna. Sen Elif'i terk etmedin ki. Elif seni terk etti. Sen yapayalnız kaldın. Bunu kabullen artık. Şimdi kendi çeki düzen ver. Şirkete gidiyoruz. Yazabeli kurtaracağım. Sen de bana yardım edeceksin. Çekil önümden. Sibel Hanım, üzgünüm. Giremezsiniz. Tuncay Bey'in kesin talimatı var. Ben hala buranın ortağıyım. Sibel Hanım, lütfen. Bizi çok zor durumda bırakıyorsunuz. Bak, bu iş tatsızlaşmadan çekil derim. Sibel Hanım. Hop. Ne oluyor? Böyle tutamazsın sen Sibel Hanım'ı. Ne oluyor? Sibel Hanım, siz asansöre kadar ilerleyin. Geliyorum hemen. Sana ne oluyor kardeş? Bir şey olmuyor. Şimdi iki seçeneğimiz var. Bunlardan birincisi, burada bir arbede çıkacak, biz birbirimizi inciteceğiz. İkincisi, olaysız dağılacağız. Birincisini tercih etmem ben. Çünkü burası hiç müsait değil. PR açısından iyi olmayabilir yani. Arkadaşlar, karar. Acaba yine? Hep bu performansı beklerim sizden Erhan Bey. Şekilde de şirkete giremeyiz değil mi? Şimdi oğlum. Erhan Bey, kapıyı kilitler misiniz? Kimse girmesin.
Arkadaşlar, kusura bakmayın. İki dakika rahatsız edeceğiz size. Siz işinize devam edin. Erhan, ne oldu oğlum, hayırdır? Şirket basıyoruz Samet, ne işim olacak? Bu Cezabel'in dosyaları yok mu? Onların yerini kim biliyordur sence? Fikret Çakalı biliyordur, kim bilecek? Hmm. Hmm. Kollasana beni. Hmm. Hadi. Hop 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 Fikret Bey, hop hop hop, bu telefonu bir kapatalım. Biz bir işimizi gücümüzü bitirelim. Bu kadar insan, sabahtan beri nelerle uğraşıyoruz gerçekten. Ondan sonra istediğiniz kişiyi alabilirsiniz. Malum bu Sibir Hanım yoksa yani dosyayı bulana kadar, sabahlara kadar çalıştıracak bizi burada. Hepimize yazık yani Fikret Bey. Nerede bu dosyalar? Söyleyeyim. Sizi alalım Fikret Bey böyle. Bu yaptığınız çok yanlış Sibel Hanım. Ayrıca suç teşkil ediyor. Şifresi ne? Bilmiyorum Erhan Bey. Sibel Hanım, siz Fikret Bey'in bu şirketten gizliden gizliye turizm acentalarından ne kadar para kopardığını, avant aldığını biliyor musunuz? Külliyen iftira. Hadi lan oradan. Üç kuruş maaşla nasıl aldın o altına çektiğin arabayı? Ya da o Ataşehir'deki daireden bahsedelim mesela. Peşinatını nasıl ödedin? Şifreyi söylersen belki babama söylemem. Fikret Bey, bence dediğini harfiyen uygulayın. Yoksa size nitelikli dolandırıcılıktan öyle bir dava açar ki hayatınız kayar. Yani bu tip durumlar tutamıyor Sibel Hanım kendisini. Tecrübe konuşuyorum. Yaparım. Şifre ne? Tuncay Bey'in doğum günü. Akıl dolu. Gerçekten şeytanın aklına gelmez. Sibel Hanım, biz dosyaları bastırıp o zaman gideriz değil mi? 5 dakika, 5 dakika. 5 dakika sonra açacağım, söz ya, söz. Erhan, adam kızgın boğa gibi geliyor mu? Hangi adam? Tunca. Gelsin de belasını bulsun, gelsin. Hadi kapıyı. Açmam. Dur lan, dur, tamam, dur, dur. Kır. Sakin olun ya beyler ya. Ama yani şirketin malına da zarar vermeyelim değil mi arkadaşlar? Ne yaptınız zannediyorsunuz siz ha? İstersen odanda konuşalım abi. Yani herkes senin yaptığın sahtekarlıkları duymasın değil mi? Kusura bakmayın arkadaş Samet. Görüşürüz kardeşim. Arkadaşlar burası koskoca holding ya. Siz çıkardığınız rezilliğe farkında mısınız arkadaşlar? Hı? Size yaptığın rezillikten bahsedelim mi? Sen aileni nasıl dolandırıyorsun ya? Sibel Hanım, bir açıklayayım mı ben durumu? Bakın şimdi. Neredeydi o? Heh. Bunlar defileden sonra gelen siparişler. Bir yerde daha gördüm sanki. Heh. Yurt dışından gelen ortaklık teklifleri, Almanya, Fransa. Kardeşim sen bu şirketi niye kapatıyorsun ya? İşleyen bir şirket burası yani. Sebebi ne yani? Sana ne? Ya sen bu herifin lafına kanıp kardeşini, beni neyle hitap ediyorsun ya sen? Ha? Farkında mısın? Ha bu gördüğün herif var ya, bizi, ailemizi darmadağın edecek Sibel. Farkında değilsin sen. Sen de ayağına taş takılsa benden biliyorsun be kardeşim. Babam bunları öğrenince ne yapacaksın? Git göster sevgili kardeşim. Gidin gidin söyleyin. Söyleyin ya. Babam her şeyi unutup seni şirkete geri getireceğimi sanıyorsun. Kızım aç gözünü. Senin evlenmen gerekiyor. Çoluğa çocuğa karışman gerekiyor. Bunları yapmadan babam senin yüzüne bile bakmaz. Ki bunları yapman o kadar zor ki. Belki onları da çözeriz. Hadi gidelim. Çözün, çözün.
Saat 8'de attığım konumda o. Ne yapacağız? Başka bir şirket mi basacağız? Yemeğe gideceğiz. Şık bir yer. Ona göre giyin. Emriniz olur Buzlar Kraliçesi. Ulan Erhan. Ulan Erhan, senin canını var ya öyle bir yakacağım ki. Öyle bir yakacağım ki seni. Senin canını öyle bir yakacağım ki bir daha asla unutmayacaksın. Evet. Evet. Hoş geldin Sibel Hanım. Çok affedersiniz ya. Sandalyenizi çekmem gerekiyor değil mi? Buyurun. Bir değil, iki değil. Sürekli atlıyorum. Buyurun. Teşekkürler. Adab-ı muaşiret diye bir gerçek var Erhan Bey. Ama teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Efendim, ne demek? Hoş geldiniz. Önümüze bakmak ister misiniz? Patron orada, ona sor. Beyefendi seçecek. Sibel Hanım, konuşmayacak mıyız yani? Niye geldik buraya, niye buradayız? Ne güzel yemek yiyoruz işte. Şimdi düşünmeden edemiyorum bu yemeğin arkasından. İnşallah bir şey çıkmaz diyorum kendi kendime içimden. Bir an önce söyleseniz de rahatlasak. Sana bir teklifte bulunacağım. Ve bu teklifle çok daha fazlasını kazanacaksın. Sibel Hanım, böbreğimi mi istiyorsunuz? Yani bunu söylemeden edemedim, affedersiniz gerçekten. Ama bir o kaldı yani, hani... Ne istiyorsunuz? Efendim Senem? Abla? Ne yapıyorsun? Ay abla, ben çok sıkıldım ya, sana geleyim mi? Ben evde değilim şu an. Neredesin peki? La Jalou'dayım. La Jalou mu? Ay çok güzel. Abla ne olur ben de geleyim ya. Biz başka bir zaman gideriz. Şu an misafirim var. Sibel'le mi konuşuyorsun? Selam söyle. Kimlesin ki? Sonra konuşuruz, tamam mı? Hadi kapatıyorum. Anladım. Antalya Fatih'i. Yürü be Sibel Koraslan. Neydi adı, Erhan mıydı? Hadi serserilik yapma. Konuşuruz sonra. Peki. Var ya, bizim ailedeki en zekimiz Sibel abla. Vallahi bak, kurtardı bu evden kendini, hayatını kurtardı. Şimdi böyle misler gibi keyfine bakıyor. Öyle. Neyse, size afiyet olsun. Her şey çok karıştı ya. Yemeğimizi de yiyemedik, ağzımızın tadı. İyi misin sen? Ben senden bir şey isteyebilir miyim? Tabii. Berkay'ı yatırdıktan sonra beni oraya götürür müsün? Olur. Evet Sibel Hanım.
Bu suskunluğunuz beni gerçekten korkutuyor. Yani bir an önce şu teklifi duysam çok rahatlayacağım aslında. Yani kabul etmeyecek olsam bile bir duymak istiyorum ya teklifi. Bence hemen böyle kestirip atma. Sibel Hanım, yani söylemeyeceksiniz ben gideyim. Peki. Afiyet olsun size. Bir dakika, ben gidebileceğinizi söylememiş sonuçta. Pardon? Beni gayet anladınız. Lütfen otur. Tabii. Sizi dinliyorum. Açtım konutları. Şu an bulunduğun yerden, bulunduğun konumdan çok daha iyisini hak ediyorsun. Ve inan bana bu teklif bunların hepsini sana getirecek. Yani konuşmadan çok çok etkilendiğimi söylemek zorundayım. Sibel'im. Böyle bir fırsat insanın hayatına bir kere gelir. Heyecandan şu an koltukta zor duruyorum. Sade de gelelim mi artık Sibel Hanım? Ne? Senle ben. Evleneceğiz. Bu iş iyice zıvanadan çıkmış durumda. Siz bana yaptığınız teklifin farkında mısınız? Evet, ben gayet farkındayım. İyi geceler size. Siz de mi buradaydınız ya? Tesadüfün bu kadarı. Gecenin sürprizi buymuş demek. Değil mi sevgili kardeşim? Hı? Ne o? Yok mu bir masaya davet bir şey? Ha? Sibel. Erhan. İkimiz. Yalnız. Konuşabilir miyiz? Ne konuşacağız? Konuşacak bir şey mi kaldı? Gel benimle konuşacağız. Gel. Sakin ol yakışıklı. Bırak kızım kovanı. Es lan sesini. Tamam yeter. Tamam. Bir tatsızlık çıkmasın. Yürü sen de. Ne konuşacaksak konuşalım. Onu söylüyorum ben de Elif. Elif sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Bu adam evli evli, çoluğu çocuğu, karısı var bu adamın. Canım ne isterse onu yaparım. Sana hesap mı vereceğim? Bileş diye kendini rezil ediyorsun. Ben buna izin vermem. Niye rezillik oluyormuş anlamadım. Adam evli, sen beni dinlemiyor musun ya? Adam evli, çoluğu çocuğu var bu adamın. Sen 3 milyona kendini sattın be. Ayrıca Tuncay boşanacak karısından. A sırada sen varsın. Kim bilir? Hayat sürprizlerle dolu. Baksana kadının biri geldi. Benim nişanlımı aldı. Para karşılığında Antalya'da bir eve kapattı. Lir! Delirtme beni. Bundan sonra ben de senin gibi bakıyorum hayata. İyi olmanın, dürüst olmanın bir şeyi kazandırmadığını öğrettin bana. Ayrıca bir daha sakın bana hesap sormaya kalkma. Tamam mı? Kimle ne istersem onu yaparım. Bir daha seni rahatsız etmeyeceğim demiştin ya. En azından bu sefer sözünü tut. İnanamıyorum. Rahat bırak beni. Tamam. İstediğin gibi olsun. Bundan sonra yaşanacakların sorumlusu sensin. Bil. Şişt bana bak. Sen çok kaptırdın kendini şu haysiyetsize, biliyor musun? Gerçekten bak. Dikkat et yani. Kızım herif paralı paralı.
Nerede görsem tanırım ben bunları, biliyorsun. Para için kendini satan herkesi satar. Sen ne kadar seviyesiz bir adamsın. Sen çok seviyelisin ya. Ha bu arada... ne oldu, getirmedin evrakları babama? Yemedi değil mi? E yemez. Kızım evlenmeden babamın gözünde bir hiçsin. Bunu sen de biliyorsun. O yüzden o evrakları da artık... yelpaze olarak kullanırsın. Yaz geliyor, hazır hava sıcakken işine yarar. Sevgilin gitti. Koş, yetiş arkasından. Yalnız bırakma. Siz Tuncay'la da ne kadar yakıştınız. Aynı seviyesizlik. Aynı küstahlık.